Aman tanrım, siz ne yaptınız benim böyle saçlarımdan? Ben böyle saç istemedim ki, resmen kel oldum. Ne yapacağım ben böyle, kraliçe olarak da dışarıya çıkamam ben, ne yapacağım? Çok kötü gözüküyorum. Ama durun bir bekleyin, ben size hep tekrardan sormuştum hani kel istiyorsunuz mu diye. Siz de evet evet saçımı komple kesin demiştiniz. Hayır, komple kesin değil, azıcık kesin dedim size. Hakikaten de ben size sordum saçınızı komple kesin mi diye. Evet, size evet dediniz. Hayır, azıcık kesin diye dedim size. Ne yapacağım ben böyle, kraliçe olarak da dışarı çıkamam ki böyle. Durun durun, bir arkadaşımla bir konuşayım. Bir çare bulup hemen geri geleceğim, tamam mı? Sakin olun, sakin olun. İnanmayacaksın ama demin müşterimden hani sana bahsetmiştim ya, kel istiyor diye. Şimdi kel yaptım. Şimdi de çok çirkinim, istemiyorum diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ama ben sana her zaman dedim kel istemez diye. Çünkü o kadar güzel saçları var. Hani bir kel hayatta olmaz. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki ne yapalım. Kafamda çok karıştı. Ne yapalım, saçları da yapıştıramayız ki. Oh, böyle de dışarıya da çıkmak istiyor. Ne yapalım? Belki bir peruk mu taksak yoksa? Ya da uzun saçlardan mı taksak yoksa? Belki hani o saçla bir şekilde bir şey yapmamız lazım. Bence bir peruk takalım. Hakikaten sarı saçlarından bir peruk takalım. Belki hoşuna gider. Çünkü başka bir şey yapamayız. Evet, demin arkadaşımla konuştum. Hakikaten tekrardan yine kusura bakmayın, yanlış anlamışım. Bence bir çare bulduk. Bence bir peruk taksak. Aynı renkte, aynı uzunluğunda. Belki hani kelden daha iyidir. Hani perükü o kadar takın ki saçların uzayana kadar takmanız lazım. Tabii ki de her şey bedava, her şey bizden. Bir şey de ödemenize gerekmiyor. Kesinlikle hoşunuza gidecek. Hakikaten güvenebilir. Oh, ben size nasıl güveneyim ki, demin saçlarımı kestiniz. Ne yapacağım ben şimdi? Size şöyle söyleyeyim. Kel kötü bir şey değil ki, ama bir hafta sonra evlenecektim ben. Ne yapacağım ben şimdi? Nişanlımdan ne diyeyim? Böyle saçlarla evlenemem ki ben. Of, kusura bakmayın. Hakikaten de kusura bakmayın. İstemeden o da, hakikaten de. Ama perükten hiç belli olmayacak. Kesinlikle belli olmayacak. Güvenebilirsiniz bana, kesinlikle. Böyle hani seviyorsa hani kellen de sevmesi lazım. Şimdi hazır mısınız? Hakikaten de güzel olacak. Güvenin bana. Tamam tamam, başka bir çarem bulamam ki, ne yapayım? Tamam, takın o zaman periyi. Güvenin bana, hakikaten de güvenin, güzel olacaksınız. Periyi taktık şimdi. Birazdan aynaya bakarsınız. Önce bir saçınızı bir tarayalım. Güzel bir şekilde. Belli olmayacak, hakikaten de belli olmayacak. Evet, nasıl, hoşunuza gitti mi? Wow, hakikaten de güzel olmuş. Bu kadar güzel olacağını zannetmezdim yani. Böyle ne diyeyim ki yani, şu an bir şey de diyemiyorum. Hakikaten de sağ olun. Eski saçlarımdan bile daha çok güzel olmuş. Çok güzel sarışın. Uzunluğu da çok güzel olmuş. Hakikaten de sağ ol, kurtardınız beni. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Hakikaten de kusura, bir şey de ödemenize gerekmiyor. Tamam, sağ olun, sağ olun. Şimdi de nişanlıma ne diyeceğim acaba? Berbere gidiyorum diye dedim ama evet, başka bir eşya aldım diyeyim, hakikaten elbise falan aldım diyeyim, belki belli olmaz. Belli olmaz kesinlikle. Umarım belli olmaz. Bir deneyeyim. Merhaba aşkım, geri geldim. Merhaba aşkım. Evet, berberde nasıl geçti? Hah, berbere gitmedim ki. Elbise falan aldım. Hoşuna gidiyor mu? Evet aşkım, çok güzel, çok güzel gözüküyor. Kusura bakma, karnım çok acıktı. Bekleyemedim seni. Pizza yaptım, yedim. Problem yok, problem yok. Sıkıntı yok, sonra yerim ben. Aşkım, ben yukarıya çıkıyorum. Beni ararsan yukarıdayım, tamam mı? Tamam tamam aşkım. Oh, hiçbir şey de görmedi. Oh, hakikaten de perük de güzel oldu. Kelden de bir şey demeyeceğim.